heyecan istiyorsan limitsiz bir heyecan yarış yerinde vardır. Daima geçilecek rakipler vardır. Daima hızlı dönülecek virajlar vardır. Daima uzağa zıplanacak rampalar vardır. Yarış size kaybetmeyi de öğretecek. Hayat dediğimiz zaten bu. Ben Süleyman Memnun, 64 yaşındayım. Hayatımın yaklaşık 50 yılı motosiklet üzerinde geçti. Pistte, enduro'da, motocross'ta 14 tane şampiyonluğum var. Motosiklet benim için nefes almak, yaşamak gibi bir şey. Hobisini işe dönüştürmüş şanslı bir adamım. Burası Sarıyer Motosiklet Kulübü. Bu sporun sevdalılarının eğitim aldığı, motosiklete bindiği, buluştukları bir yer. İki oğlumla beraber Sinan ve Deniz'le eğitimler veriyoruz, yarışlar düzenliyoruz. Bu sporu seven, doğayı seven, çamuru, tozu seven herkese kapımız açık. Trafiğin içinde beton var, asfalt var, telaşlı taksici var, acemi sürücü var, kurala uymayan var. Burada hiç öyle bir şey yok. Sensin, hata yaparsan sen düşersin ve toprağa düşersin. Emniyetli zaten her yer. Bir üzerinde korumalar da var. Burası motosiklet öğrenmek için en emniyetli yer. Yapabilir miyim abi? Sen bilirsin yapabilir misin. Bence yaparsın. Evet bak yavaş yavaş bakıyorum. Ayaklarını koy ayaklıkları. Ben yapma fazla, evet bırak. Aynı bisiklet gibi. Motorla ilk tanışmam doğduğum yerde Yugoslavya'da 25 Mayıs Tito'nun doğum günüydü. Çok büyük şenlikler, harikasın, festivaller yapılıyordu. Motosiklet yarışları yapılıyordu. Oradan aşinaydım. Bir tur daha. Devam, gaz ver, korkma. Bir de babamın uzaylı bir arkadaşı vardı. Adamın yüzünü hiç görmedim ya da gördüm o olduğunu bilmiyorum. Simsiyah bir tane Zündapp motosiklet. Sonradan Zündapp olduğunu öğrendim. Simsiyah bir tulum, simsiyah bir kask. Babama selam verdi, babam da ona selam verdi. Ben de bir gün uzaylı olmayı hayal ettim. O uzaylı olmayı başardım. Eskiden motosiklete binen adam yağlı paslı, uzak durulması gereken bir adamdı. Sonra o imaj kırıldı. Tutku, azim. Yaptığım bir işi kolay bırakmayı sevmiyorum. Hoşuma gidiyor. İlk defa bu sene yarışmaya başladım. Çok keyif aldım. Tekrar yarışmak istediğime karar verdim. İrem Ertuğ'um ben. 16 yaşındayım. 17'ye basmak üzereyim. Babamın hep motor sevdası vardı. Babamın motoru da vardı. Ben de işte arkasına binmek için çok ısrar ediyordum. Yaklaşık 5 sene önce benimle motora binip gezmeye ne dersin dedi. Sonra burayı bulduk. 11 yaşındaydım. İlk üzerine oturduğumda çok korktum. Ama tutkusunu aldıktan sonra dedim ki yapmam gereken şey bu. Devam etmek istiyorum. Sonra babama bana motor alır mısın diye ısrara başladım. Ben 100 bin nüfuslu bir kasabada dünyaya geldim. Etrafa baktığım zaman küçük bir çocukken dağların arkasını merak ederdim. Oraya gitmek isterdim. Motosikleti o yüzden çok sevdim. Yani istediğim yere o tepelerin dağların arkasında öyle ya da böyle gidebildim. 14-15 yaşımda falandım. O kadar çok istedim ki gittim 2-3 yaz çıraklık yaptım. Yeter ki bir şekilde bir fırsat bulayım kullanayım. Yaşar Usta'nın kardeşi ödül olarak bir yere giderken beni arkasına alırdı. Bir gün bir elektrikçiye gidiyoruz. Hasan anahtarı almadı. İlk defa hayatımda kalkış yapıyorum. O kadar çok içime sinmiş ki o kadar büyük arzuyla yaptım ki şahane yaptım. Hasan arkadan bağırıyor, ben koca Mustafa'ya doğru gidiyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Azmettim ve bana vermeyince adeta çaldım. Adeta çaldım. Bir motocross pisti vardı bizim evimizin yanında. Camdan görebiliyordum ben orayı. Camdan gördüğümde de insanları görüyordum işte mesela. Biniyorlar. Ben de heves etmişim. İşte babama sormuşum. Nasıl bu, nasıl olacak yani, binebilir miyim, ne yapacağız? Babam da işte heves etme, işte çocuklar binemiyor falan diye geçiştirmiş beni. Geçiştirmiş, sonra ben bir gün daha izliyorum, bir tane çocuğu gördüm.
Ben Sarp. 6 yıldır motora biniyorum. 13 yaşındayım. Motora bindiğinizde bir içinizde bir kelebek etkisi oluyor karnınızda böyle. Ama bindikten sonra böyle bir o motorun gümbürtüsü, o ses, o hız, o rüzgarın çarpması. Orada tehlikeli. Yani. Gerek ben burada çalışıyorum, abilerime yardım ediyorum. Gerek arkadaşlarımla biniyorum. Burada bir kültür oluşmuş. Ve biz bu kültüre dahiliz. İlk motosiklete bindiğimde Türkiye şampiyonu olacağımı, Balkan şampiyonu olacağımı falan bilemezdim ben. Ben sadece yarışçı olmak istiyordum. Biraz da Süleyman Memnun. Heyecan var mı yaşlarım? Biraz var tabii. Heyecan olmasa niye yarışayım ki? İnsan hırsının aklının önüne geçmesine asla izin vermemeli. 2001 senesinde Şubat krizi olunca sponsorlar çekildi. Ben de o sıralarda 42 yaşındaydım. Dedim ki buraya kadar. İşte hayalim değil. Hiç olmazsa bir çocuk motoru yapalım diye bir motosiklet markası ürettik. Çin'de yapabildik bunu. Geriye bir tek şey kaldı, bunu Türkiye'de üretmek. O zaman gerçekten bizim markamız olacak. Hem kaliteli hem de alınabilir bir motosiklet yaptık. Kaliteli demek ne demek? Türkiye şampiyonasında şampiyon olması demek. Geçen sene şampiyon oldu. Hayatımda ilk girdiğim yarışlardaki kadar yeni baştan heyecanlanmıştım. Çünkü üzerindeki oğlumdu, Deniz Memnun. Altındaki motor da Memnun'du. Anlatılmaz yaşanır deyip geçeyim ya, çok uzatmayayım. Çünkü hakikaten böyle ne desem biraz boş olacak. Binip hissedip. Ben Deniz Memnun, 23 yaşındayım. İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşımdan beri Enduro motosikletin üzerindeyim. Sarıyer Motosiklet Kulübü'nde Enduro ve Motocross branşlarında antrenörlük yapıyorum. 2021 senesinde Türkiye Süper Enduro ve Enduro şampiyonuyum. Her motora bindiğimde böyle kendimi hipnoz olmuş ve tüm problemlerinden arınmış ya da belli bir süre içerisinde ertelemiş gibi hissediyorum. Benim için çok keyifli, hayatımda olmazsa olmazlardan biri motosiklet enduro yapmak. Süleyman Memnun gibi birinin oğlu olunca otomatikman bu bir yandan şans, bir yandan da insan üzerinde yeri geldiğim baskı oluşturuyor. Beklentileri de üstte tutuyor ama ara sıra tabii böyle anlaşmazlıklar oluyor baba oğlu içinde. Fakat işin sonunda kendim babamın peşinden koşarken hadi baba tekrardan geleyim, tekrardan yapalım, tekrardan çalışayım, tekrardan motora bineyim derken buluyorum. Biraz böyle kendime de güvenmiyordum çünkü hazırlıksızdım. Ama yine de yeteneğimin farkındayım. Küçük eksiklerim var. Zorlanacağımı biliyordum. Zorlandım, birinci oldum. Hazırlıksız olduğunu bilme hissiyatı kötü. Bir de biraz böyle yarış, küçük çaplı savaş ortamı. Ne kadar hazırlanırsan o kadar eğlenceli ve keyifli geçiyor. Tadını da o kadar iyi çıkarıyorsun. Tüm hakem arkadaşlar. Herkes kulelerine geçsin. Köprüşkemimi kırdım, parmağımı kırdım, bacağımı incittim, kafamı incittim. Ona rağmen hala hafta sonu gelse de arkadaşlarla gazlı saklı dört gözle bekliyorum. Nasıl geçti yarış? Valla süper, harika. Eğlendik işte. Biller her zamanki biriyle, bizler de sonunu topluyoruz genellikle. Sıkıntı yok. Önemli burada olmak. 1961 doğumluyum. Adım Özkan Özkan. Kastamonu Cideli'yim. Emekliyim. Gıda işletmeciliği yaptım. Bu sporda 50 yaşından sonra başladım. Senin burada ne işin var? Git torununa bak. Veyahut da git kahve köşesinde niye oturmuyorsun? Sen niye bizim aramızdasın diyorlar. Arazide oynamak, vücudu oynatmak, o mücadele vermek ve genç arkadaşlarla mücadele etmek. Yani gerçekten o duyguyu yaşamak lazım. Anlatamam. Şu an bu spor yapan herhalde 200 kişiden biriz 60 yaş üzeri olarak. Ya düşerek yaparım evet. Kaç yaşındasın? 64. Kaç yıldır yarışıyorsun? 33 sene. TMF yoktu.
Yani herkes yoldan gidiyor. Adım Hüseyin Neziroğlu. 1981 yılında askerden geldikten sonra ilk motorumu nasıl çalışır diye merak ederek başladım. 30 senedir yarışırım. 47 senedir motora binerim. 64 yaşındayım. Kendi motorumu tamir edip bindikten sonra bir daha arabaya falan binmedim. Enduro deyince zaten yol olmayan yer demektir. Ya bu çok müthiş bir efor sarf eden bir yer. Yani yol beklemeyin. Madem ki adam gibi hızlı yarışlarda, motocross pist yarışında yarışmayı sevmiyorlar, böyle eziyeti seviyorlar, beter olsun. Bize yolsuzlar da denebilir. Yolun dışındakileriz zaten. Motosikletten uzak yaşayan birçok insan bizi sirkteki cambazlar gibi görüyor. Gaz ver. Heyecanlandım. Normal heyecan olmasa niye motora binesin diye tekrar. Ben Elif Özer, heykeltıraşım. Aynı zamanda kendime ait bir doğayla ilgili bir tasarım dükkanım var. Ben sadece bisiklet binmeyi biliyordum. Motora 30 olmadan başlayacağıma kendime söz vermiştim. Hızlan biraz hızlan. Süleyman Memnun bana sıfırdan motosiklete binmeyi öğretti. Sinan Memnun'la da parkurlara girmeye başladık. İşte ben de düşünüyorum böyle bazen eğitim esnasında. Çünkü bir tekniği gösteriyorsunuz. Kendin yapabildiğin için aslında ona da kolay yapabilir. Hani biliyormuş gibi düşünüyorsunuz bazen. Uyguladığımız tekniğin içindeki tek tekleri güzel aktarmadan bütün görüntüyü çıkartamıyoruz yani. Ayakta sürecektin, ayakta! Özgürlük hissi gibi, uçmak gibi, toprak kokusuyla. İç içe hızla, adrenalin dolu bir spor. Hadi gazla biraz Elif ya, hadi. Aslında içten bir korkum yok ama toplumsal olarak kadınlara karşı zaten hani ekstrem sporlarda farklı bir bakış açısı var ama dinlersek burada olamayız, bunları tadamayız. Onlara karşı çıkarak buraya geldim sonunda. Sinan Memnun, 26 yaşındayım. 5 yaşından beri yaklaşık 20 senedir motosiklet kullanıyorum. Yarışlarda Türkiye şampiyonlukları kazandım. Ben hani sürdüğümde böyle saçlarımın arasından rüzgar geçince keyif alıyorum. O böyle bir özgürlük hissi veriyor. Eğitim verdiğimde de o özgürlük hissini başkasına yaşatabildiğimi hissediyorum, görüyorum. Motosiklet sürenler biraz daha cesur oluyorlar diye düşünüyorum. Hayatın farklı alanlarında herkes kendince risk alabilir tabii ki de. Ama motosiklet sürenler biraz daha bir özgürleşiyorlar. Hayatı daha risk alarak yaşayabiliyorlar. Babanız en büyük kahramanınız. Hele ki babam çok büyük başarılar kazandı. Balkan şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları. Özellikle de yurt dışında bunu kolay şekilde yapabilmek varken Türkiye'de gelişmesini sağladı. Federasyon kurdu, direkt kendi parasıyla kurdu diyeyim. O açıdan biraz sosyal bir girişimci kendisi. O açıdan tabii ki de çok gıptayla baktığım bir ilk idolüm. Başarılı olmak için yokluktan gelmek gerekiyor. Yokluktan gelirse, mecbur kalırsan yaparsın. Ben parası olmayan bir çocuktum zaten. Keşke Süleyman Memnun diye babam olsaydı, yani bu imkanlara sahip olsaydım. Mutlaka çok istemek lazım ve fedakarlık yapmak lazım. Başkalarının çocuklarıyla uğraşmaktan, federasyon başkanıydım çünkü, kendi oğullarımla ilgilenemedim. Buraya kadar geldik, dünya şampiyonasına gidemedik. Ama ya önemli değil, önemli olan çocukların ne istedi. Ya istemek lazım. Çok istemek lazım. Çok isteyince de muhakkak başarılıyor. Çocukken böyle yarışırız. Her zaman yarışırken böyle ama çocukluğumdan bu yana babam sürekli tekrarlar bunu. Bence bu hayat için de geçerli.
bir zor durum oluyor bazen pistteyken. İşte mesela pist kaygan oluyor, zorlu bir bölüm oluyor. Babam böyle dal geçer vaziyette şey diyor böyle, herkese zor falan diyor. Yani hayat da bence aynı şekilde kolay değil, herkese zor. Güçlü olup oynamak lazım. Bu arzu, bu istek, bu spora olan sevgi, bu adrenalin tutkusu zaten bütün hepsini aşıyor. Mutlaka bir şeyi göze alman lazım. Motosiklet bana cesaret verdi, cesur yaşadım. Cesur yaşamak çok güzel bir şey. Korkak yaşadığım 1-2 senem de oldu. Çok berbat bir şey. Cesur yaşamak şahane bir şey. Cesur yaşamaya devam edeceğim.